Günaydın. Cuma sabahından herkese merhaba. Ben Mert Gümüş. Özge Elvan'ın prodüktörlüğünü yaptığı Medyascope'un podcast'i güne başlarken de günün öne çıkan haberlerine gelin birlikte bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığıyla Bursa Büyükşehir, Osman Gazi, Nilüfer ve Mudanya belediyelerini ziyaret edecek. Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde üye katılım törenine katılacak. Fransa'nın başkenti Paris'te 100 yıllık aranın ardından sonra düzenlenen Olimpiyat Oyunları bugünkü açılış töreniyle resmen başlayacak. Türkiye saatiyle 20.30'dan itibaren başlayacak oyunların açılış töreni yaklaşık 3,5 saat sürecek. Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni ilk kez bir statta değil kent merkezinde yapılacak. Tören binlerce sporcuyu taşıyan 85 geminin Sen Nehri'nin Austerlitz Köprüsü'nden hareketiyle başlayacak. SES İstanbul Şubeleri 112 alarm veriyor konulu bir açıklama yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda vergi paketi görüşmelerine devam edilecek. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 7. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında alınan karar doğrultusunda İstanbul'da toplu ulaşıma %13 zam yapıldı. Buna göre tam bilet ücreti 17 lira 70 kuruştan 20 liraya çıktı. Öğrenci bilet ücreti 8 lira 64 kuruştan 9 lira 76 kuruşa, sosyal bilet ücreti ise 12 lira 67 kuruştan 14 lira 32 kuruşa yükseldi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısından çıkan bir diğer karara göre İstanbul'da taksimetrelerin açılış ücretine %22,19 zam yapıldı. Balıkesir'de halka seslenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, en çok borcu bulunan 5 belediyenin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'den CHP'ye geçen belediyeler olduğunu söyledi. Özel, "Şimdi kendi ödemedikleri parayı bizden kesmeye kalkıyorlar. Bu sayede çöpler toplanamasın istiyorlar. İstiyor ki toplu taşıma aksasın," dedi. Sizlere gün içerisinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Medyascope'u sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. İyi günler.